Merhabalar, Akıllı Yaşam programına hoş geldiniz. Ben Süleyman Belediyeoğlu. Her pazar TRT Avaz'da biz karşınızda oluyoruz. Akıllı Yaşam programıyla karşınızda oluyoruz. Ve bu programda aslında hem çocuklarınızın sınav, eğitim, hayat başarısını konuşuyoruz. Hem de sizlerle ilgili bize ulaşan, telefonlarınızla ulaşan bilgileri burada, sorduğunuz soruları burada konuşuyoruz. Telefonumuzu ben tekrar ediyorum ama siz bunu ekranda zaten göreceksiniz. 0312 215 2214 no'lu telefondan bizi arayabilirsiniz. Telefonunuzu yazdırıp kapatın. Biz size sırasıyla dönüyoruz ve bir kez daha söylüyorum telefonu. 0312 215 2214 no'lu telefondan bizi arayınız ve telefonunuzu yazdırıp kapatınız. Biz size sırasıyla dönüyoruz. Tabii sorduğunuz sorular konuştuğumuz konuların dışında da olabilir. Kesinlikle öyle bir sınırlamamız ve kısıtlamamız yoktur. Bu arada ben özellikle uluslararası öğrenciye ulaşma açısından üniversitelerimizin çok önemli bir strateji içerisine girmeleri gerektiğini bu programımızda sürekli konuşuyoruz. Ve 2018 yılında kalkınma planlarıyla ilgili Türkiye hükümetinin projesinde öğrenci sayımızın 100 bine ulaşması hedefleniyor. Basamaklarını bilmediği, bir kariyer çizgisini hiç hayal etmediği mesleği zaten size söylese bile siz bu çocuğun o hedefini hedef olarak kabul etmemeniz gerekiyor. Evet, hedefle ilgili olarak işe erken başlayın lütfen. 0-6 yaş arası bazı araştırmacılarla çok abartılsa da aslında 0-6 yaş arasındaki olan bitenlere biz şöyle bir baktığımız zaman çocuğun aklındaki o hani oluşan diyeyim, çok tıbbi tabirler, bilimsel tabirler kullanmak da istemiyorum. 0-6 yaş arasında çocukların gelecekte bir konuda ne düşündüğü, neler düşündüğü, neler yapması gerektiğiyle ilgili çeşitli yollar oluşur. Tabii ki bunu biz oluşturuyoruz. Değerli anne babalar, çocuklarımızın açık bir zihne sahip olabilmesi için mutlaka ama mutlaka onların çok okumasını, çok gezmesini, çok düşünmesini, çok fikir yürütmesini mutlaka sağlamamız gerekiyor. 0-6 yaş arasında ne yaptıysanız osunuzdur görüşü çok sağlam bir görüş değildir. Özellikle beyin gelişimi açısından. Kişilik gelişimi açısından evet doğrudur bir parça ama özellikle bugün nöroloji dalında yapılan, tıp alanında yapılan çalışmalara şöyle bir göz attığınız zaman insan beyninin sürekli olarak geliştiğini ve insan beyninin durmaksızın kendini yenilediğini, hatta bakın şöyle bir bilgi var önümüzde bizim. Burada da tıptan yararlanarak bu bilgiye, o kaynaklardan yararlanarak ulaşıyoruz. Kullandıkça kendini yenileyen tek organımız beynimizdir. Tıp böyle söylüyor. Bakın aslında ne kadar da doğru. Bunun için hekim olmaya da bir parça gerek yok belki ama örneğin işte karaciğeri kullandıkça eskitiriz, mideyi eskitiriz, kalbe eskitiriz, böbreklerimizi eskitiriz ama beynimizi kullandıkça geliştiririz. Aslında orada değerli anne babalar, ben hedef bazlı konulara az sonra gireceğim ama buradan akıllı düşünmeyi anlatmaya çalışıyorum size. Ve deniliyor ki bugün burada beynimizin kasları var. Tabii bu kas bir benzetmedir. O zaman nasıl şu kolumuzu, yani şöyle düşünün. İşte biz aldık şu kitabı, şu şekilde kaldırıyoruz. Ne oluyor? Bu kaslar gelişiyor mu efendim? Gelişiyor, dikkat ederseniz. İşte beynimizin kası da böyle. Nedir bu olay? Zorlayıcı problem çözümü, çocuklarımızın çözemediği soruları öğretmenine değil kendisine çözdürmesi inanılmaz derecede önemlidir. Bunları unutmayın. Bakın. Değerli anne babalar, hizmet satın almak aslında gıda satın almak gibi bir şey değildir eğitimde. Satın aldığınız hizmet aslında uzmanlık hizmetidir. Oradan buraya geçtik ama bugün öğrencilerin beyin reflekslerinin daha çok gelişebilmesi için mutlaka ama mutlaka, bakın burası oldukça önemli, mutlaka problemlerle baş başa kalıp zorlanarak o problemleri çözmeleri gerekiyor. Evet. Ama
Şimdi bizim oradaki psikolojik refleksimiz nedir? Hizmet satın alıyoruz örneğin. Ne demek bu? Özel ders satın alıyoruz, kurs satın alıyoruz ya da işte başka şekilde hizmet satın alıyoruz. Bu satın aldığımız hizmeti açık büfe kullandığımız oluyor. Yani sonuna kadar zararlı da olsa kullanmak istiyoruz. Nedir o? İşte soru çözme saatleri, çocuğun her anlamadığı soruyu öğretmenin çözmesi, her anlamadığı konuyu öğretmenin anlatması. Eğitim adına bir, şimdi bir cümle kullanmak istemiyorum ama bir facia diyeyim hadi. Hani böyle daha kötü bir şey söyleyecektim. Hani insanın içini acıtan. Ama onu söylemeyeyim. Yani bu bir facia. Neden facia efendim? Çok dikkat edin. İnsan beyni kullanıldıkça gelişen ve kullanıldıkça kendisini yenileyen en temel organ olarak karşımıza çıkıyor. Onu kullanmaktan kaçınmayalım. Sormak bir erdemdir. Bilmeyenden bileni öğrenmek çok güzel bir şeydir. Ama çok büyük mücadeleler verip de çözemediğimiz soru ve sorunlarda bir erdemdir bu. Hani işte her anlamadığınızı soruyorsunuz, her şeyi soruyorsunuz, sürekli olarak soruyorsunuz. Ne oluyor peki? Sonuç, aklımız gelişmiyor. Problemleri çözme becerimiz gelişmiyor. Bakın bugün dünyada işte Amerika'daki SAT sınavı dahil buna. Bu defa o SAT sınavının özelliğine baktığınızda bizdeki YGS'ye veya dünyadaki üniversitelerin yabancı öğrenci almak için yaptığı sınavlarda da var bu. Bu sınavlarda zihinsel beceriyi ölçüyor. Yani bu olay çok önemli bir olaydır. Biz şimdi burada özellikle altını çizmeye çalıştığımız nokta, tabii az sonra hedefin detaylarına da girmeye çalışacağız ama öncelikle çocuklardaki hedef oluşumunun 0-6 yaş aralığına kadar sıkıştırılması gerekiyor. Bu nedir? 0-6 yaş arasında mühendis olacaksın? Olmaz. Çocuk bunu anlamaz. Çok soyut. Ama çocuğun mutlaka yeteneklerinin, becerilerinin geliştirilmesi, onunla ilgili aile içerisinde övgülerin, takdirlerin yapılması ve geliştirilmek istediğiniz yeteneklerin ve becerilerin üzerinde durulması çok erken yaşlarda işe başlamalıdır. Sonra geliyorsunuz o ergenlik döneminde, yani çocuğun ortaokul dediğimiz işte 14 yaş, 13 yaş, 15 yaş bandına geldiğiniz zaman bu bantta artık çocuklarımızın hiç şüphesiz ki yavaş yavaş bir kendine uyan hedefi bulmaya çalışması gerekiyor. Şimdi neden o öyle biliyor musunuz? Hedef ve ergen arasında çok ciddi bir bağ vardır. Peki neden? Çünkü ergen kendisini arar. Ben kimim der. İşte o kendisini ararken kendisine bir etiket de arar. O bulduğu etiket, meslek, gelecekte olmak istediği insan veya o insan imajı uygulamak ve hayata geçirmek istediği meslek onun arayışları içerisinde çok önemli bir yer tutar. Onun için ergenlik dönemi çocuğun kendisini ararken koltuğunun altına meslek sıkıştırabileceğimiz ama bu meslek, işte burası oldukça önemli, ama bu meslek çocuğun gerçekten yeteneklerine ve becerilerine. Şimdi bu yetenekle beceri arasındaki fark nedir biliyor musunuz? Yetenek zaten bizim Allah vergisi, doğuştan gelen bir özelliğimiz de, beceri de sonradan geliştirdiğimiz vasıflarımızdır. Yetenek ve becerilerine uygun meslek grupları olmalıdır. Efendim genellikle çocuklar ergenlik döneminde çağımızda bilgisayar mühendisi olmak istiyorlar. Bu hedef sayılmaz. Siz oynadığınız şeyle bütünleşebiliyorsunuz. Ya da üniformalı mesleklere yönelebilirler. Ben üniformalı meslekleri 18 yaşından sonra tercih kategorisine koyan bir insanım. Neden üniformalı meslekler ergenlik döneminde dikkat edin tam bir tercih sayılmaz? Çünkü ergenlerin bir güç arayışı vardır. İşte o ergenlerin güç arayışı kendini üniformalı meslek kimliğinde bulabiliyor. Neden diyorsun polis olmak istiyorsun? Ben hiç unutmuyorum, bir arkadaşımı ziyaret ettim. Bundan 10 yıl önceydi, çocuğu küçük o zaman. Dedim ki Onur ne olmak istiyorsun dedim. Dedi ki polis olmak istiyorum dedi. Niye dedim?
herkesi tutuklayacağım dedi. Herkesi dedi tutuklayacağım. Peki dedim sen hakim savcı ol dedim, düşündü. Ne iş yapar hakim savcı dedim. İşte suçları yargılar falan filan dedim. Hah tamam ben o zaman dedi savcı olayım, herkesi hapse atayım dedi. Şimdi bakın dikkat ediyor musunuz oradaki çocuğun takip ettiği banda? Şu anda üniversitede okuyor Onur. Ve tabii ki hiç alakası olmayan bir meslekte okuyor ve mühendislikte okuyor. Bu değerli dostlar, çocukların ergenlik dönemindeki bastırılması, toplum tarafından itilmesi, kakılması ve çeşitli ergenlik korkularını yaşaması onları üniformalı meslek arayışlarına çok rahatlıkla itebiliyor. Hedef aslında dış dünyada değildir. Hedefi beynimizde aramamız gerekiyor. Ve insan beyninin prefrontal lob denilen bölgesinden bahseder tıp bilimi. Bu bölgenin hem akıl bölgesi, hem dikkatten sorumlu bölge, hem hedeften sorumlu bölge olduğu açık bir şekilde ifade edilir. Attention please, lütfen. Dikkat ediniz. Lütfen dikkat. İşte bu kelime, attendir kelimesi, Latinceden gelen bir kelime. Attention please. Bir şeye doğru uzanmak. Attendir kelimesi Latincede. Ve her zaman söylüyoruz, neye uzanacağınızı bilmiyorsanız, yani hedefiniz yoksa dikkatiniz yoktur. Dikkatiniz yoksa aklınız devrede değildir. İşte bu çizginin üzerinde ben ailelere şunu özellikle önermek istiyorum. Çocuklarınıza hedef belirlerken, bir para kriterini alıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü çocuk çok para getiren mesleği değil, keyif aldığı, doya doya yaptığı mesleği hayata geçiriyor. Ben hani çok büyük paralar kazanmasına rağmen öflüye püflüye meslek yapanlara çok şahit olmuşumdur, mesleğini icra edenlere. Bakıyorsun çok büyük paralar kazanıyor ama mutlu değil. Neden? Çünkü beyin paradan anlamaz. Lidyalılar parayı icat etmeseydi ne olacaktı? Etmedi canım, Lidya diye bir devlet kurulmadı, para icat edilmedi, banknot yok, bilmem ne yok, yumurtayla domatesi değiştirerek hayatımızı sürdürüyoruz. Ne yapacağız efendim o zaman? Şimdi burada onun için beynin anladığı şey para pul değildir, hazdır, başarıdır ve dikkatinizi çekiyorum. Orada o endeksli düşünmemiz çocukların gerekiyor genel olarak. Ben hedef belirleme ile ilgili olarak şimdi yolumuza şu şekilde de devam edelim. Sizce hedef nedir sorusu her zaman için herkesin aklında olan bir şeydir. Ben beyin kökeni itibariyle bunu anlatmaya çalıştım. Ama bir şeye dikkat eder misiniz? Benim bu benzetmelerim zaman zaman değişik yerlerde de yaptığımız bir benzetmedir. Şu suyu kitapların üzerine koyuyorum ve şuradan şöyle bir mizansenle yaklaşmak istiyorum. Şu masanın üzerinde su dahil çok sayıda yiyecek var. Kavurma var, salata var, balık var, pilav var, cacık var, su var, her şey var. Ama bizim ihtiyacımız su. Çok susuzuz çünkü. Bakın ihtiyaçla, şimdi o zihinsel ihtiyaç ayrıdır. Zihinsel ihtiyaçla bedensel ihtiyaçlar çok farklı aslında. İhtiyacımız bizim su içmek. Oraya geleceğim o ayrıma zaten. Şu masanın üzerindeki hiçbir şeye elimizi uzatmayız. Biz sadece orada suya elimizi uzatırız. Neden? Dikkat ediyor musunuz? İhtiyaç bir noktada hedefi belirlemiş. Yani şu masanın üzerinde dikkat ederseniz bizim asıl hedefimiz ihtiyaç duyduğumuz şeydir. Zihinsel ihtiyaç. Ve bu zihinsel ihtiyacımız bizim hiç şüphesiz ki daha keyifle yaptığımız şeylerdir. Hedef nedir? Anne babamızın belirlediği gelecek kaygısıyla bize gösterilen mühendislik mi hedeftir? Yoksa bizim keyifle doya doya yapacağımız bankacılık mı hedeftir? Tabii ki hedef keyifle yapacağımız şeylerdir. Aksi halde bir düşünürün dediği gibi, bir düşünür aynen şöyle söylüyor, diyor ki, herkesin bir trompetçisi vardır ve uygun adım ona doğru yürür diyor. Bakın şu şekilde yürüyor. Ben bir trompet sesi duyuyorum ve ona doğru yürüyorum. Ayaklarım buna uyuyor. Ama diyor, bir başkası kendi trompetinin sesine göre bizi yürütmek isterse, ayağımız ayağımıza dolaşır, bakın şu şekilde düşeriz diyor. Ve
Her zaman biz kendi trompet sesimizi duyarak yaşarız. Bu bazen avukatın trompet sesidir, bazen öğretmenin, bazen psikoloğun, bazen makine mühendisliğinin. Ama önemli olan biz duyduğumuz sese doğru yürümemiz gerekiyor. Yani anne babaların en çok buna dikkat etmesi lazım. Geleceğin mesleği, geleceğin mesleği. Ya bırakın şu geleceğin mesleğini. Boş verin, bugünün mesleği lazım bize. Geleceğin mesleğini de çocuğumuzun çocuğu hayata geçirsin. Şimdi kısa bir aramız var efendim. Aradan sonra hedefe daha detay girip konuşmaya devam edeceğiz. Buradayız efendim. Evet efendim, yayındayız. Tabii öğrencilerimize de bu bölümde sorular soracağız. Ben Süleyman Belediyeoğlu. Her pazar TRT Avaz'da yayına giren Akıllı Yaşam programındasınız. Aslında Akıllı Yaşam programında her şeyi konuşuyoruz. Bize telefonla ulaşıp 0312 215 22 14 nolu telefondan da sorular gönderebilirsiniz. Bu hedef olabilir, stres olabilir, kaygı olabilir, başka bir problem olabilir. Bunları konuşacağız. Tabii öğrencilerimiz de var. Ben öncelikle hedefi anlatıyordum yayına girmeden önce. Aslında hedef dedik, yani reklama araya gitmeden önce bunu konuşuyorduk. Hedef dediğimiz şey bizim tam olarak aslında bir şeye dikkatimizi vermemizi de sağlıyor dedik. Değerli anne babalar, daha dün bir okula gitmiştim. Okulda öğrenci şöyle söylüyordu, sınava daha çok var. Ondan dolayı ben kendime bir hedef belirlemedim. Zaten bize de diyorlar ki ya dur bakayım netleriniz belli olsun. Ondan sonra hedefiniz belli olur. Bunlar son derece yanlış şeyler. Bakın sizin bir rehberiniz var, Akıllı Yaşam programı. Bu Türkistan'da, Azerbaycan'da, Türkiye'deki, Kafkasya'daki her yerdeki öğrenciler ve aileler için de çok geçerli olan bir şeydir. Peki sevgili gençler, hoş geldiniz bakalım, bir soralım. Hangi okulda okuyorsun şu anda? Hangi ülkeden geldin? Ben İran'dan geldim. Tebriz şehrinden. İran'dan, Tebriz'den evet. Geldin. Turizm işletmeciliği okuyorum Gazi Üniversitesi'nde. Turizm işletmeciliği okuyorsun. Niye turizmi seçtin peki? Adın neydi? Ali. Ali bizi izliyor mu şu anda İran'daki aile? Evet, izliyorlar. Haber verdin mi? Evet, haber verdim de İran'da Türkiye'nin televizyonu çok izliyorlar. Çok sınırlı değil mi? Yok, evet. Sınırlı da herkes izliyor. Herkes gene de izliyor. Çünkü benim geldiğim şehirde Türk, Tebriz. Peki sen Türkiye'ye geldin. Evet. Hedefin bu muydu? Bizim de konumuz hedef şimdi. Yani hedef turizmcilik miydi? Evet, şimdi ben baktım mesela Antalya ya da İstanbul gibi şehirlerde en iyi yapabileceğim iş turizm. Çünkü nasıl söyleyeyim, turizmde okuduğum zaman en iyi ilerleyebileceğim meslek bu. Çünkü Türkiye mesela şimdi turizm çok önde. Tabii tabii. Ve işte benim dil bildiğim için mesela Türkçe biliyorum, İngilizce biliyorum, bir de Almanca öğreniyorum. Bir de İran'dan Antalya ya da İstanbul'a çok gelen oluyor. Çok. Ve dilleri Farsça ve çoğunlukla Türkçe'yi bilmiyor. O yüzden ben turizm okursam daha bu meslekte kendimi daha çok ilerletebilirim diye düşündüm ve o yüzden buraya geldim. Evet, aslında hedefiniz varsa dünyada sınır da yok. Bütün mesafelerde kısalıyor. Bu tabii Türkiye'yi seçerken adını bir daha söyle. Ali. Ali. Şimdi Ali Türkiye'yi seçerken değerli öğrenciler ve aileler aslında bir strateji benimsemiş. Hedef böyle belirleniyor. Diyor ki İran'da turizm bu kadar gelişmiş değil. O başka şeyden gelir elde ediyor. Ama biz diyor Türkiye'de daha fazla turist akışı var, üç tarafının denizle çevrili olması ve belki de biz stratejik olarak turizm gelirini çok önemsediğimizi hükümetler olarak, ben diyor burada turizm okudum diyor. İşte hedef belirlerken aslında bir, ilgi, iki, orada gerçekten iş ve gelecek var mı? Ama iş ve gelecek var ama ilgilenmiyorsunuz, bunu çok fazla seçmemeniz gerekiyor. Peki şimdi değerli aileler, ben zaman zaman öğrencilerimize de döneceğiz. Çocuğunuzu öncelikle yetenek ve yatkınlıklarını tespit ederken çocukluğuna kadar dönün. Bakın küçük, daha küçücük bir çocukken nelerle uğraşıyor, neleri karıştırıyor? Yani bozulan bir televizyonu veya radyoyu tamir etmek için
veya bilgisayarı tamir etmek için bir gayret mi gösteriyor? Yoksa genel olarak bir hayvanın ayağı yaralanmış, onu sarmak, işte ne bileyim insan bedenindeki tırnakla bilmem gözle kulakla bununla mı ilgileniyor? Bakın orada bir hekim bir mühendis mesleği ayrımı var dikkat ediyorsanız. Yoksa dilini çok etkin mi kullanıyor? İnsanları böyle mi değerlendiriyor? Bunlara çok dikkat edin. Yani çocuklarınızın çocukluk öyküsü aslında çocuklarınızın hedefini belirleyen en önemli etkenlerden bir tanesidir. Ankara'dan Aral Atalay. Aral merhaba. Merhaba. Aral kaçın sınıftasın? 4. İlkokul 4'tesin. Evet. Çok güzel. Annen baban yanında mı? Evet. Çok güzel. Bak sen arıyorsun ne güzel. Onlar sende bir özgüven yaratıyor bu. Peki sen ne soruyorsun Aral'cığım? Ben test sorularını çözemiyorum. Açık uçlu soruları daha iyi çözüyorum. Sınavlar falan olursa açık uçlu soruları daha iyi yapıyorum ama test sorularını daha kötü ve başarısız yapıyorum. Onda üzülüyorum biraz. Ondan ne yapabilirim? Yok, üzülme. Neden üzülme biliyor musun Aral'cığım? Şimdi sen 4. sınıftasın ya, anne babalar buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Sen şimdi binanın temeli, o konu öğrenme var ya, inanılmaz bir temel oluşturuyorsun sen. Annene babana da buradan selam olsun. Onlar da içini rahat tutsun. Çünkü niye biliyor musunuz değerli anne babalar? Aslında bu küçük Aral o kadar güzel bir soru sordu ki ilk defa da böyle bir soru aslında var karşımda tam olarak Aral'ın ifadesiyle. Çünkü açık uçlu soru dedi, ben diyor yazılı sınav soruları olur ya. İşte mesela Marmara bölgesini anlatın coğrafyadan gibi. Şimdi orada anlatacaksın oturup. Ne oluyor? Bakın değerli anne babalar, bilgi sahibi değilseniz, temeliniz yoksa her gelen soru, yorum sorusu, bilgi sorusu sizi şaşırtır. Birincisi bu Aral. Sen şu anda çok yoğun test becerileri gösterebilecek bir yaşta değilsin zaten. Ne oluyor? Anne babaların konu öğrenmek ve o konuları bolca tekrar etmesini sağlamak en doğru yöntem, güçlü bir temel oluşuyor. Peki, ama her şeye rağmen ben sorularda da beceri kazanmak istiyorum diyorsan, mutlaka bol soru çözerek, yaptığın yanlışların nedeni üzerinde araştırma yaparak, bu konuda annenden, babandan, ailenden yardım alarak Aral'cığım yoluna devam et. Ondan dolayı testlerde daha becerikli olma yönünde çok fazla, yani çoktan seçmeli bu testlerde biliyorsunuz, çeldiriciler vardır ve çeldiriciler seni yanıltıyordur. Biz soruları zaten öğretmen sınıfta yaparken söylüyor, anlatıyor, o sorunun böyle olması lazım. O şeyi test sorularını mı öyle olması gerektiğini söylüyor? Evet, yani soruları anlatıyor. Yok olsun, bak benim demek istediğim o değil işte. Sen de bir açığı yakaladım Aral'cığım. Yani benim o soruları çözmeme ne gerek var? Hoca orada anlatıyor dedin. Peki arada bir hocam öğlen yemeğini yiyor. Ben nasıl olsa o yiyor. Ben öğlen yemeği yemesem de olur dediğin oluyor mu? Yok. Değil mi? Hocanın yediği yemekten kendine fayda. Hocanın çözdüğü sorudan da biraz size ama daha çok kendine fayda vardır. Bak burada ben bu iddiamı sürdürmeye devam ederim. Siz tabii çok soru çözün. Kendiniz çözün çocuklar. Aral'ın ben sorununu anladım anne babası. Aral, hoca soru çözerken seyrediyor, zorlandığı her soruyu öğretmenle çözdürtüyor. Onu denemesin ama konu çalışarak... Çözdürtmüyor mu da, öğretmen anlatıyormuş. Yok, sen bundan sonra öğretmen anlattığının üstüne evde kendin de çöz. Oldu mu Aral'cığım? Oldu. Tamam, teşekkür ederim. Aral'ın A tipi bir karakterini hissettim buradan, böyle gözüktü. Hemen kontra atakla bir yanıt veriyor. Kendini güzel savunuyor. Sosyal olarak çok iyi gelişmiş. Anne babasını da kutlarız. Evet, hemen öğrencilerimize dönelim. Çocuklar, mikrofonu arkadaşına ver bakayım. Hangi ülkeden geliyorsun? Country, where are you country? Somali'den geliyorum. Somali'den geliyorum. Sen Türkçeyi biliyorsun canım ya. Biraz. Sadece burada 2 ay şimdi yarışıyorum. Somali'den hangi bölümde okuyorsun peki? Yüksek lisans uluslararası güvenlik. Yüksek lisans yapıyorsun. Uluslararası güvenlik. Uluslararası güvenlik bölümünde evet. Yapıyorsun. Peki lisans eğitimin neydi? Mikrofonu yakın tut. Sosyoloji. Sosyoloji, harika bir bölüm evet. Okumuşsun. Gazi Üniversitesi değil mi? Şimdi polis akademisi. Şimdi. Polis akademisindesin. Peki neden Türkiye? Çünkü Türk çok çok güzel bir... Size ülke. Yakın, güzel bir ülke değil mi? Evet, güzel ülke ve benim Mikrofonu yaklaştır.
Benim ülkem onlar daha yardım, çok yardım ediyorlar, evet. Evet, çok alaka. Diyor ki öğrencimiz, bizim ülkeye çok yardım ediyorlar ya da biz buraya geldiğimiz zaman bizi hoş karşılıyorlar diyor. Harika. Evet, biz buradan zaten sesleniyoruz. Türk insanının yüreğinde bir hoşgörü vardır. Ülkemizin yüreğinde bir hoşgörü vardır, tarihsel derinliklerden gelen ve siz rahat ediyorsunuz değil mi? Evet. Yurtta mı kalıyorsun? Evet. Yurtta kalıyorsun. Tabii. Yurtta kalıyorsun. Çok güzel. Şimdi zaman zaman öğrencilerimize döneceğiz. Evet, değişik bir meslek grubu olarak da karşımıza çıkıyor. Şimdi hangi durumlarda hedefinizden tamamen vazgeçersiniz? Çocuklar, var mı buna yanıt vermek isteyen? Hedefinizden böyle hani ben çıktım bu yola ama vazgeçeyim diye düşündüğünüz oluyor mu? Senin oldu mu mesela? Ne? Hangi hedefe yöneldin peki? Şimdi mesela bir tane İran'dan ben Türkiye'ye ilk geldiğimde şimdi kültür değişiyor. Mesela şimdi sana başka türlü davranıyorlar üniversitede falan. O yüzden insan ilk defa mesela pes ediyor çünkü zorluk çekiyor iletişim kurmakta falan. Hı-hı. Ya bir de biz ilk geldiğimizde yurtumuz biraz uzaktı. 3 saat sürüyordu mesela üniversiteye, hı-hı, gitmek. İnsan yoruluyor tabii ama şimdi burada biri pes ederse yanlış onun. Ama bunlardan güç alıp daha yoluna daha güçlü devam ederse o daha iyi. Ben de mesela çok zorluk çektik de bunlardan ders alıp geleceğe doğru daha nasıl söyleyeyim daha belirli adımlarda yürümeye çalıştım. Pes etmek kötü bence. Pes etmek kötü tabii ki. Evet. Şimdi değerli aileler ve yurt dışındaki sevgili öğrenciler, zorluklarla ister 18 yaşında karşılaşırsınız, ister 24 yaşında, ister 40 yaşında karşılaşırsınız. Zorluklarla baş etme becerisi küçük yaşlarda daha yaygındır. Beyin çok esnek olduğu için. Şimdi bir gün gelecek sizler yurt dışında iş bulmaya gideceksiniz. Sizin her biriniz kendi ülkesini terk ederek, oradan ayrılarak Türkiye Cumhuriyeti ülkesine gelmiş olan sizler başka ülkelerde de çok rahatlıkla iş bulabilir ve orada hayatınızı sürdürebilirsiniz. Neden? Buna zaten alışmışsınız. Evet, hemen Antalya'ya gidiyoruz. Öğrencimiz Mahmut Altınok. Mahmut merhaba. Merhaba. Kaçın sınıftasın Mahmut? Liseyi yeni bitirdim hocam. Liseyi yeni bitirdin, mezunsun. Evet, mezunum hocam. Sor bakalım sorunu Mahmut. Hocam ben şimdi meslek lisesi mezunum. Hı hı. Meslek lisesi mezunu olduğum için matematiğim biraz zayıf. Hı hı. Ben de avukatlık istiyorum, hukuk istiyorum daha doğrusu. Hı hı. Yalnız matematiğim olmadığı için sözlerim de çok iyi, yapamıyorum. Hı hı. Ne öneriyorsunuz? Ben bu durumdayken avukatlığı kazanır mıyım Mahmut? Bunu soruyorsun değil mi Mahmut? Evet, ya da tercih değiştirmeli miyim? Şimdi şöyle zaten Mahmut, iyi dinle beni. Bir defa YGS'ye, yani bu Türkiye'de 13 Mart'ta yapılacak olan sınava girdiğinde bu cümlemi Mahmut öyle bir kaydet ki masanın karşısına yaz, gece gündüz şiir okur gibi oku bunu bak. 13 Mart'ta sınava girdiğinde istediğin sonucu elde edememe ihtimalim var. Ama yani diyelim ki sen 20 bininci olmak istedin de ya da 10 bininci olmak istedin de 90 bininci oldun. Sakın ha, bak bu cümleme çok dikkat et şimdi. Sakın ha, ikinci sınava, Haziran ayındaki sınava çalışmayı bırakma. Neden bırakma? İki sınav çok farklı. Birinci sınav zihinsel beceriyi ölçüyor ve yorumlama sorularından oluşuyor. Yüzlerce soru çözüyorsunuz, binlerce soru çözerek o sınava giriyorsunuz. Ama çözdüğünüz soruların benzeri dahi gelmiyor. Çünkü onlar öyle. İlk defa karşılaştığınız problemleri çözme becerinizi ölçüyor. Ama Haziran ayındaki sınava girdiğinde Mahmut, Haziran ayındaki sınavda defterinde yazan neyse, evde çalışarak gittiğin konu neyse aynısı geliyor. Kaldı ki 80 bininci bir öğrenci TM grubunda, YGS'de 80 bininci oldu. Aslında bunun en az 60 bini sayısalcıdır. Onları aradan çıkardığınız zaman ilk 20 binin içindesin demek. Zaten ikinci sınavda mutlaka bu trendle çalışmıyor. Matematiğe gelince. Matematikte ortaokul konularından da hareket ederek geriye dönük bir tamamlayıcı çalışmayla mutlaka 9. sınıfın konularına ulaş ve bir tane bile fazla yapmaya çalış. Ama diyelim ki matematikten istediğin neti yakalayamadın. Bu şu demek değildir. Yani 10 net yaptın
Ama sen o zaman edebiyat coğrafya sorularından fulü yakalamaya çalıştığın zaman %100 avukat olursun. Ekran başındaki herkes ve stüdyodaki sevgili öğrenciler sizler. Hayallerinizin bittiği gün yaşlandığınız gündür. Sakın hayallerinizin altındaki ateşi kapatmayın. Ve o hayal sürekli fokur 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 kaynasın. Hayali olmayan yaşlıdır. Ve yaşlı bir insanla genç insanı günümüzde ayıran tek şey belki de budur ya da en belirgin şey. Çünkü sizi ileriye taşıyan, harekete geçiren o duygudur hayal aslında. Ama hayal deyince hayalperestlikle karıştırmayın. Ya ben buradan bir gün efendim Mars'a gideceğim, orada elma yetiştireceğim. Bu bir hayal yani, böyle bir şey olabilir mi? Şimdi günümüzün koşullarında. Ama kalkıp da en büyük hedefleri gerçekleştirmek, tıp okumak istiyorsanız kansere çare bulmak, Alzheimer hastalığını sonlandırmak, efendim mühendis olmak istiyorsanız bulunduğu yerde zıplayıp olduğu yere geri inen bir araba yapmayı hayal etmek. Bakın şu anda aklıma geldi böyle bir şey, çünkü otopark problemi olmaz o zaman. Araba olduğu yerde havaalanı veriyor, tık geliyor, konuyor mesela. Bunu Japonlar çok yapıyor zaten. Yani hayallerdir. Çok ünlü bir düşünür Einstein der ki, benidir başarıya götüren aslında hayallerimdir. Çünkü önce hayal ediyorsunuz çocuklar. Üniversiteyi hayal ediyorsunuz. Sonra iş dünyasını hayal ediyorsunuz. O hayaller bir anda sizin davranışlarınızı şekillendirdiğini görüyorsunuz. Ve öyle davranmaya çalışıyorsunuz. Vallahi ben çocukken çok gazeteci, yazar olmak isterdim. Allah'a bin şükür oldum. Ama biz şimdi başka şeyler de yapabilirdik. Yani o gazetecilik, yazarlıkta da çok fazla bir para da yok zaten. Ama mesele o değil ki. Bir kitap yazıyorsunuz. Kendinizi dünyanın en iyi, güçlü, doğru, iyi şey yapan insanı hissediyorsunuz. Yetmiyor mu? Yetiyor. Bu ömürde huzur içinde geçen bir ömürden daha güzel hiçbir şey yoktur. O da yaptığınız işle barışık olmak çok çok önemli. Evet, benim bazen işletmelerde sorduğum olur. Garson gelir, o kadar mutsuz bir şekilde sana verir ki, bazen tutamam kendimi, maaşlarınızı düzenli alıyor musunuz diye bir soru sorarım. O kadar mutsuz ki. Aslında anlıyorum ben, onu yapmak istemiyor aslında. Hayır efendim, yapıyorsanız o zaman mutlu olacaksınız. Yani öyle mutsuz bir şekilde yapmayacaksınız. İnsanı yer bitirir bu. Peki, arkadaşına verelim Ali bakayım. Ali, sen hangi ülkeden geldin? Ben Afganistan'dan geldim. Afganistan'dan. Hangi okulda okuyorsun? Ben şimdi Ankara. Mikrofonu yaklaştır biraz. Adını söyle bu arada. Benim ismim Ahmet Khan. Ahmet. Afganistanlıyım. Şimdi Ankara Üniversitesi'nde Tümer'de Türkçe öğreniyorum. Tümer'de Türkçe öğreniyorsun. Bölüm olarak nerede okuyorsun peki? Bölüm yüksek lisans siyaset bölümü. Siyaset biliminde okuyorsun. Evet. Peki Ahmet, niye siyaset biliminde okuyorsun? Derdin ne? Çünkü en hizmet için insanlarda siyaset bölümü çok önemli. Politikacı mı olmak istiyorsun? Evet, politikacı. Bunun için ben siyaset bölümünü okuyorum. Nasıl olmayı düşünüyorsun peki? Yani öyle bir daha bir adım ötesi var mı kafanda? Hani biz gençliğimizde derdik, biz de siyasetçi de olur muyuz acaba falan diye. Sonra düşünürdük, düşünüp nasıl olacağımızı bilemezdik yalnız. Siyaset bölümü, siyaset insanda her bölgesi de önemli. Çünkü şimdi siyaset ülkelerde arasında irtibat. Ben anladım meseleyi. Bakın şimdi burada değerli izleyiciler, Ahmet aslında şunu söylüyor. Ben ona diyorum ki sen nasıl siyasetçi olacaksın? Ahmet bana işin vasfını anlatıyor. Şimdi ben burada Ahmet'te önemli bir şey yakaladım. Ahmet o meslekte ikbal yükselmeden ziyade yapacağı işin önemine odaklanmış ve bu işi seveceğini düşünüyorum. Sen bu işi seversin. Bak ne diyor? Ülkeler arası ilişkileri yürütürüz. Ya ortada bir kafada bir strateji var. Yavaş yavaş arkadaşlarımıza geleceğiz. Son dakikalara doğru da gidiyoruz. Evet, şimdi hedef belirlerken başkasına danışmanın etkisi nedir? Ben arkadaşına ver bakayım mikrofonu. Türkiye'ye gelirken başkalarına danıştın mı? Önce hangi ülkeden geliyorsun? Adın ne? Adım Krenar Doli. Kosovalıyım. Kosovalısın.
Peki danışarak mı geldin buna? Ben gideyim hadi herkese sordum böyle Türkiye'de gideyim okuyayım. Ne okuyorsun peki? Ne okuyorsun? O bölüm ne? Bölüm Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazi Üniversitesi. Bölüm, başkalarına sordun mu Türkiye'yi? Türk Halk Bilimi. Türk Halk Bilimi. Türk Halk Bilimi'ni bilimi okuyorsun. Peki başkalarına sordun mu Türkiye'ye gelirken? Başka insanlara Türkiye'ye gideyim mi, oraya iyi mi diye sordun mu? Ali sen izah edebilir misin? Evet, evet. Sordun değil mi? Sordum. Tamam, teşekkür ederiz. Şimdi bakın, değerli anne babalar ve sevgili gençler, hedef belirlerken başkalarına danışmak işe yarar ama çok önemli bir kural söyleyeceğim size. Fikriniz yoksa başkasının fikrine tabi olursunuz. Yani ben Türkiye'de okumalıyım mı yurt dışı için bunu söylüyorum. Başkasına sormadan önce Türkiye'yi lütfen araştırın. Bizim Kültür Bakanlığımızın siteleri var, üniversitelerimizin resmi web sayfaları var. Turizm ajantalar üzerinden gelebilirsiniz ama araştırma bazında söylüyorum bunu. Bir fikir topladınız mı? Topladınız. Arkasından gelip eğer Türkiye hakkında bir kişiye bir şey sorarsanız onun anlattıklarına %100 tabi olmazsınız. Meslek seçimlerinde de böyle. Sevgili öğrenciler, makine mühendisi mi olmak istiyorsunuz? Gidip mühendisler odasından birine, makine mühendisine sorarsanız o size ne söylerse inanmak durumunda kalırsınız. Şimdi epeyce önemli sayıda satan bir kitap yurt dışında yazılmış. Ve %100 düşünce gücü diye bir kitap. Şimdi orada ben o kitabı yıllar önce okumuştum. Şöyle açtığımda şu cümle çok hoşuma gitmişti. Önemli işlerinizi, planlarınızı ve projelerinizi başkasıyla paylaşmayın. Kesinlikle sizi caydırırlar diye. Bu kitabın bu ana mantığı bende etkili de oldu aslında. Ve çoğu durumda bakın beyinsiz olmalısınız. Aslında bu kafasız olmalısınız anlamına gelmiyor. Beyin sen olmalısın, aklını kullanmalısın adlı bir kitap bu. Önemli bir kitap. Ve orada aslında aynı mantıktan hareket edilmiş. Yani denilmiş ki ya arkadaş başkasına sormadan fikir edin ama git gene sor. Sorduğun zaman o zaman ne oluyor? O zaman hiç şüphesiz ki senin kendi fikirlerinde oluyor. Değerli anne babalar, ya ben gideyim de şurada makine mühendisine bir sorayım bakayım dediğinde oho der ki makine mühendisi. Şu zorluğu çekiyoruz, bu zorluğu çekiyoruz, bu zorluğu. Bakın burada kameraman arkadaşlar, yönetmen arkadaşlar var. Belki de sorsanız bir sürü olumsuzluktan bahsedeceklerdir. Ama olumlu yanlarını da sorduğunuzda onu da anlatacaklardır belki. Ya da ben eğitimciyim, yazarım mesela. Bana sorsanız yazarlığın 1000 tane kötü yanı da vardır. Yani en azından piyasa bazında. Ama iyi yanları da vardır. Siz kendiniz araştıracaksınız. Buna dikkat edin. Şimdi sormadan araştırmak, araştırdıktan sonra sormak en önemli kriter olarak bizim karşımıza çıkıyor. Peki devam edelim bakalım. Hedef başarıyı nasıl etkiler? Önemli bir konu bu. Tabii bizim de zamanımız 2 dakika kaldı sadece. Hedef başarıyı nasıl etkiler? Aslında başarının hedef ta kendisidir. Hedefiniz yoksa başarı motivasyonunuz da yoktur. Çalışmadan da tad alamazsınız. Şimdi ben matematik çalışıyorum. Niye tad alayım bu soyut gibi gözüken ama hayatın içinde zaten çok somut olarak var olan matematik. İşte şu masaya bakıyorsunuz ya, ne paralel kenarı öğreniyorsunuz ya, şu paralel kenarı değil midir şimdi bakın. Şurayla şurası paralel. İşte hayat bu. Paralel kenarı ben niye öğreniyorum? Belki masa yaparsın. İşte bak kapı da öyle. Paralel kenar dediğin işte şu da çember. Bakın. Bunlar hayatın içinden değil mi? Şimdi biz çemberleri görmüyoruz matematikte. Şimdi burada ama beyin şunu da söylüyor. Yani çok böyle bir sonuç elde etmek ister çünkü. Ben bu matematiği neden çalışıyorum? Çocuğum makine mühendisi olacaksın. Ama çocuğun içinde avukat olmak varsa bakın o matematiğe çalışmaktan tad almaz. Bunun için biz her zaman şunun altını çiziyoruz. Hedefin doğru olması demek, yani iş dünyamızdan gelen, hayallerimizi süsleyen bir hedef olması demek, çalışmamızı, çalıştığımız konuları akılda tutmamızı,
akılda tuttuğumuzu hatırlamamızı sağlar. Aslında üç tane önemli zor şey söyledim. Bakın, çalışmak, çalıştığımızı aklımızda tutmak, aklımızda tuttuğumuzu hatırlamak. Üç tane zor şey. Bakın, burada en zoru ne biliyor musunuz? Aklınızda tuttuğunuzu hatırlamaktır. Hatırlamak çok zordur. Çünkü neden? Mütemadiyen bir depo gibi, ambar gibi beyne bilgi gönderiyorsunuz. Sürekli gönderiyorsunuz, sürekli gönderiyorsunuz. Ve ilk öğrendiğimiz altta kalıyor. Hadi gelin de bulun bunu bakalım. Biz unutmak konulu, beyni güçlü bir şekilde hafızaya kaydetmek konulu programlarımızı da önümüzdeki haftalarda yapacağız. Evet, hedefe ulaşmamızı neler engeller? Vallahi bu soru çok önemli. Bu başlı başına bir program konusu zaten. Hedefe ulaşmamızı neler engeller? Ben söyleyeceğim şimdi size, bakın. Dünyada insanın hedefe ulaşmasını sağlayan da kendisidir, engelleyen de kendisidir. Bu çok önemli. Kendi içimizde aramalıyız aslında ulaşamadığımız hedeflerle ilgili sorumluyu. Efendim, benim bir arkadaşım vardı, ona uydum, ders çalışmadım. Sorumlu kim? Vallahi arkadaşım. Karşıma çıkmasaydı. Şimdi o kadar abes bir cümle ki bu. Bakın dikkat edin. Efendim, her şey yolunda giderken bir gün biriyle tanıştım, beni tepe taklak götürdü. Suçlu. Karşınıza çıkan mı? Karşınıza çıkana aklını kullanmayıp uyan mı? Evet, akıl çok önemlidir. Akıl öyle bir önemlidir ki, insanın tertemiz olmasını da sağlayan zaten aklımızdan başka bir şey değildir. Hedefe ulaşmamızı tabii olumlu duygu, şu bu her şey etkiler. Programımızın sonuna geldik. Sevgili öğrenciler, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. İnşallah ülkenize döndüğünüzde bizim ülkemizin güzelliklerini, insanının güzelliğini, doğasını, yani bu ülkenin bütün zenginliklerini anlatırsınız, anlatmalısınız diyoruz. Teşekkür ederiz. Efendim, sağlıcakla kalın. Önümüzdeki hafta pazar günü çok önemli bir konuyla karşınızda olacağız. Duygu düzenleme. Ekrana kilitlenin. Doçent doktor, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin önemli akademisyenlerinden Doçent doktor Aslı Bugay konuğumuz olacak. Duygu düzenleme. Yani yenilgiyi hazmetmeden tutunuz da yenilgiyi hangi durumlarda duygularımız dağılmadan başarıya doğru koşarız. Hocamızı gerçekten çok zor getirdik. O kadar programı yüklü ki. Bunun için komşularınıza, herkese haber verin. Duygu düzenleme önümüzdeki hafta için flash konu olarak burada. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.